Bolt Plus'tan merhabalar. Geçtiğimiz günlerde kabine açıklandı. Seçimler sonrası oluşan yeni kabinede özellikle Mehmet Şimşek ismi üzerinde çok tartışma var. Kendisinin görevi kabul edip etmeyeceği konusunda da oldukça uzun süren tartışmalar olmuştu. Biz de bu konuyu daha önce konuşmuştuk. Hatırlarsınız Selçuk Adıgüzel Bey ile Maliye Bakanlığı eski daire başkanlarından ve Mehmet Şimşek'in yardımcılarından Selçuk Adıgüzel Bey bu konu hakkında bazı fikirlerini bizimle paylaşmıştı. Şimdi kabine açıklandı ve Şimşek yeniden hazinenin, maliyenin başında. Selçuk Bey, hoş geldiniz tekrar yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Evet, geçtiğimiz yayında siz bu konuda bizimle görüşlerinizi paylaşmıştınız. İlk dedikodu olarak ortaya çıkmıştı Mehmet Şimşek'e teklif götürecek diye. Sonrasında siz eğer çok ısrar ederse dayanamaz ve kabul eder demiştiniz. Size şunu sormak istiyorum ilk olarak. Yakından tanıyan birisi olarak, kendisiyle çalışmış, yakın çalışma arkadaşlarından birisi olarak, Mehmet Şimşek'in kabul etmesinin ardından masasındaki oyun planı sizce nedir? Bu haftaki dolar hareketlerinde hesaba katarak soruyorum. Evet, yani öncelikle yakın çalışma arkadaşlarından olduğumu söyleyemem ama Mehmet Şimşek'in ekibinde görev aldığımı söylersem daha doğru olur. Ama kendisini gözlemleyebilecek, hakkında fikir sahibi olabilecek ölçüde bilgi sahibiyim, onu ifade edeyim. Şöyle masasında ne vardır? Yani Mehmet Şimşek bunun sinyallerini aslında Twitter hesabından İngilizce olarak attığı tweetlerde verdi. Öncelikle kurallı iktisada, yani kurallara bağlı bir iktisat politikasına dönüş sinyalleri verdi. İkinci tweetinde de hesap verilebilirlik ve özellikle şeffaflıkla ilgili vurgularda bulundu. Şimdi tahmin edersiniz zaten böyle bir ekonomik problemle başa çıkabilmek için ortodoks politikalar dediğimiz kurallı iktisada dönüş gerekiyor. Yani en baştan faizin düşürülmesinden ziyade yüksek enflasyonist ortamda faizin yükseltilmesinden yana politikaların izlenmesi gerektiği bir iktisat kuralıydı. Bunun aksine hareket edildiği için bugün bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Zannediyorum masasında bu vardır. Yani kesinlikle kurallı iktisat dediği için Merkez Bankası Başkanı'nın değişikliğiyle beraber faiz politikasında yüksek yönlü bir plan belirlemiştir diye düşünüyorum. Bu plan şöyle tabii bazı iktisatçıları da takip etme imkanım oldu. Yani öyle bir noktaya gelindi ki bu saatten sonra faiz arttırma çok yüksek oranlarda olması gerekir. Ve faiz arttırımının döviz düşüşüne etkisi çok fazla olmayabilir. Sadece bir iyi niyet göstergesi olur diyenler var. Ben de buna katılıyorum. Çünkü çok ciddi bir döviz dalgalanması var şu anda. Biliyorsunuz seçimden önce baskılanan bir dolar vardı. Neye bağlı olarak? Siyasi ikbale bağlı olarak ekonomik politikalardan uzak bir şekilde baskılanmıştı. Yani şu dendi. 20'nin altında olacak, 20'yi geçmeyecek dolar dendi ve Merkez Bankası elindeki bütün rezervleri kamu bankaları aracılığıyla piyasaya boca etti ve bunu 20'nin altında tutmayı başardı. Ama düşük faiz, yüksek enflasyonun bir nevi faturası seçimden sonra döviz dalgalanması olarak çıkacaktı. Şimdi Merkez Bankası rezervlerini tüketti. Hazıra daha dayanmaz. Yeniden rezerv biriktirmesi gerekiyor bunun için. Piyasaya rezerv veremiyor. Kamu bankaları da aynı şekilde Merkez Bankası'ndan alamadığı için piyasaya rezerv veremiyor. Ve piyasa belirliyor şu anda. Ve bu seçim faturası dalgalanmayla belli bir noktada dengeye gelecek. Bu dengenin de 25, 26, 27'lerde olduğunu söylüyorlar. Ben de buna katılıyorum. Bir de şöyle bir etken var. Yani şimdi faizi arttırmanız yeterli olmuyor. Bir de bizim dış ticaret açığı problemimiz var. İhracatçılar şikayetçi. Mesela tatil yörelerinde Türk parasının değerinin yüksek kalmasından dolayı Yunan adalarında Yunanistan'daki tatillerin cazip hale geldiğini söyleyip şikayet eden turizm müteşebbisleri var. Bir ihracatçının
firmayı hatırlayamıyorum ama önemli bir ihracatçının 25 denge rakamıdır dediğine şahit olduk. Yani 25'in altında bir düşüş beklememeli insanlar. Daha da yukarıya doğru gidecek. Mehmet Şimşek bu durumda Merkez Bankası Başkanı'nı değiştirdikten sonra, yeni politikaları hayata geçirdikten sonra ve istediği her şeyi yaptırabilirse tabii uzun vadede bir şey beklemek lazım ama önümüzde yerel seçimler var ve yine siyaset devreye girecek. Mehmet Şimşek de şunu yakinen biliyor ki Tayyip Erdoğan'la daha önceden çalışan birisi olarak Tayyip Erdoğan'ın istediği ölçüde çalışabilecek, kendi belirlediği standartlarla çalışmasını bir hayal. Bunu biliyor yani. Bunun da etkisi olacak bu Evet. süreçte. Yani söyledikleriniz biraz tabii açığa açığa gideceğiz ama tabii ki bu hafta bu teknik yorumları çok dinledi izleyicilerimiz. Dolayısıyla birazcık böyle hani dolar ne olur, işte euro nereye gider gibi hani devalüasyon yaşıyor Türkiye. Bunun sonuçlarını falan yani başka uzmanlara bırakalım isterseniz. Şu biraz da böyle olayın hani geniş perspektiften analizini yapalım istiyorum biraz. Şimdi bir iddia var ortalıkta dolaşıyor. İşte Mehmet Şimşek'in yeni kadrosunu kurmak isteyeceği, tabii doğal olarak çalışma arkadaşlarını seçmek istiyor. Bu arada KYK ile görevinden uzaklaştırılmış ya da pasifize edilip işte çeşitli yerlere başka işler verilmiş. Ama özellikle KHK'lıları geri çağırmaya başlayacağını, özellikle maliyeci olanları diye bir söylenti var. Siz de eski maliyecisiniz, yani Maliye Bakanlığı'nda çalıştınız. Bu iddianın temeli var mıdır acaba? Yoksa hani o öyle bir ihtimal olsa bile Tayyip Erdoğan burada ne der? Yani ekonomi o kadar kötü durumda mı acaba? Yani sizin fikrinizi almak istiyorum. Yani evet ben buna çok ihtimal vermiyorum. Şu bakımdan ihtimal vermiyorum. Şimdi eski KHK'lıları, KHK ile görevinden uzaklaştırılan insanları biliyorum, tanıyorum. Bu insanlar gerçekten kapasiteli, kafaları çalışan ve çalışkan insanlardı. Ama aslında belirleyici özellikleri yasalara karşı işlem yapmamaları, hukukun yanında olmaları, devleti soyup soğana çevirecek bir bakış açısına sahip olmamaları ve siyasete angaje olmamalarıydı çok fazla. Belirleyici olan buydu. Eğer iktisattan anlayan, maliyecilikten anlayan insan bulunur muysa bizim sorunumuz bulunur. Yani ben size söyleyebilirim. Naci Ağbal'la benim dünya görüşümde, hayat çizgimde asla uyuşmaz. İnşallah da uyuşmasın. Ama şunu söyleyebilirim açık yüreklilikle. Naci Ağbal iyi bir maliyecidir. Yani siyasetin payandası olmuştur ayrı mesele ama iyi bir maliyecidir. Yani eğer iktisattan, maliyeden, ekonomiden anlayan kişiler ararsa iktidar bunu bulur. KHK'lı gruptan dediğim gibi altını çiziyorum çok kapasiteli, çok çalışkan olmalarına rağmen alternatifi bulunamayacak bu anlamda kişiler yani illa bu olması lazım. Bu olmazsa ekonomi politikaları çözer diyebilecek bir kişi çıkmayabilir. Onların belirleyici özelliklerini söyledim. Yani doğrulukları, dürüstlükleri, vatan sevgileri. Ama mevzu sadece iktisat ve maliye bilgisi ise, kafası çalışan insanlarsa Mehmet Şimşek bunu bulabilir. Kaldı ki 17 Aralık sürecinde kendi iradesi olmadan özel kalem müdürü dahi görevden alınan bir insanın nasıl böyle bir çıkış yapabileceğini ben seyircilerimizin takdirine bırakıyorum. Böyle bir çıkış yapabileceğini zannetmiyorum. Bu noktada Recep Tayyip Erdoğan'ın da kapıyı aralayacağını zannetmiyorum. Bu kapıyı açmak demek 5 insan, 10 insan yani mevcut rejim diskuru bakımından söylüyorum. Bu kapıyı açmak demek ondan sonra bütün kapıların ardı ardına açılması anlamına geleceği için şu an rejim ortaklarından birçok insan buna itiraz eder zaten yani. Öyle bir durum da var. Ben buna çok ihtimal vermiyorum ama ne olmuştur? Mehmet Şimşek'le beraber çalışmış, yeni bakan gelince biraz pasivize olmuş. İhraç edilmemiş ama pasivize olmuş. Yani böyle orta karar insanlar dediğimiz insanlar tekrar Mehmet Şimşek döneminde aktif hale gelebilirler. Bunların KHK'lı grupla da ilgisi yoktur zaten. Yani bir de şu var, tabii KHK'lılar böyle bir teklif gelse kabul edecekler mi? Yani bu hükümetin yani tırnak içinde batırdığı ekonomiyi düzeltmek için tekrar gelirler mi? Ya, o da ayrı bir sorun tabii yani şimdi orada Yani yorum şöyle yapılacak çok aynen. mevzu var.
Ya aynen katılıyorum. Mesela yani daha üst düzey insanlara teklif gelecektir mutlaka ama atıyorum kafadan bana böyle bir teklif gelse ben Türkiye'de olsam yani dediğim gibi farz-ı muhal kabul eder miyim? Neden etmem? Birincisi bu ortamda çalışmak hiç kolay bir şey değil. Yani sürekli siyasetin payandası olacaksınız. İkincisi bir sürü zulümler yapılıyor ve hala insanlar fişleniyor ve siz bunun parçası olacaksınız. Belki bunların altına imza koyacaksınız. Ben böyle bir durumda olmayı istemem ki. İsteseydim buna zaten eyvallah deseydim zaten ihraç edilmez. Şu an yurt dışında yaşamak zorunda kalmış olmazdım. Devam ederdim hayatıma yani. Dolayısıyla aklı başında bir KYK'lının da bu teklifi kabul edebileceğini sanmıyorum ben. Yani ben size kastederek zaten bilerek sormadım. Biliyorum cevabı. O yüzden sormadım. Ama genelleyerek sordum. Yani az önce dediniz ki 17 Aralık sürecinde Mehmet Şimşek'in özel kalem müdürü kendi isteği dışında tasfiyeye uğradı. Yani bir kendi özel kalem müdürünün en yakınındaki kişiye, yani belki günde ailesinden daha fazla çok gördüğü ve görüştüğü bir kişiye dahi sahip çıkamamış bir insandan bahsediyoruz. Tabii ki bir önceki yayınımızda da siz çok ısrar ederse dayanamayabilir demiştiniz. Yani hani bu netice itibariyle biraz özgür iradesini tam kullanamayabileceğini biraz ima etmiştiniz bu konuda Şimşek'in. Nasıl ve ne şartlarda acaba bu teklifi kabul etmiş olabilir? Yani bu batık ekonominin başına gelip işte Nevati'den görevi devralırken ki görüntüler şu an geliyor ekrana. Yani netice itibariyle adam giderken bir oh çekti. Yani eski bakan. Ama yenisi de üzerinde böyle büyük bir yükle başlıyor. Yani böyle kucağına bırakılmış bir krizle. Hangi şartlarda kabul etmiş olabilir? Yani öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Mehmet Şimşek'in kafasında baktığınız zaman Recep Tayyip Erdoğan figürü aslında onun kafa yapısı ve dünyasıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın kafa yapısı ve dünyası arasında dağlar kadar fark var. O bir teknokrat, yabancı ülkelerde bulunmuş. Birçok söylediği şeyi belki iç dünyasında Mehmet Şimşek ya bu ne saçmalık diye şey yapıyor olabilir. İç dünyasında bunu yaşıyor olabilir ama Tayyip Erdoğan'la ilgili ciddi korkuları var. Yani attığı bazı tweetler var. Bu tweetlerde ölçüyü de kaçırıyor. Yani yeryüzü secde mi etti dedi bir şey dedi mesela. Yani ciddi bir Tayyip Erdoğan korkusu var. Neler yapabileceğini kestiremiyor bence Mehmet Şimşek. İkincisi şu bir ihtimal olabilir. 17 Aralık günü mecliste yolsuzluk yapan Allah belasını versin cümlesini kurduktan bir ay sonra ben bunu tam anlayamamışım bu bir darbe girişimiymiş diyen yani Mehmet Şimşek şu yollarla ikna edilmiş olabilir. Çünkü akrabalarından bazı kişilerin yine 17 Aralık beraberindeki bazı soruşturmalara konu olduğu, rüşvetle ilgili bazı suçlamalara muhatap olduğu şu denmiş de olabilir. Yani hepimiz bu gemideyiz. Hepimiz bu gemide gidiyoruz. Biz batarsak senin akrabalarından şu da batar. Sana dokunacak şunlar bunlar da var demiş olabilir. Ben de buraya çok gönüllü geldiğini zannetmiyorum. Baskıların neticesi olarak gelmiş ve bu görevi üstlenmiştir. Ama karşısında şöyle bir şey var. Yani bu görevi üstleniyor ama kariyeriyle ilgili bir yol ayrımında. Yani ya ekonomiyi kurtaran insan olacak ya da ekonomide hiçbir şey değişmeyecek ve fatura ona kesilecek. Yani geldi ekonomiyi daha da berbat etti, gitti diyecek ve bundan sonraki kariyerinde ekonomiyi daha da kötüleştiren adam olarak anılacak. Tabii her zaman olduğu gibi belki Recep Tayyip Erdoğan sıyrılacak. Fatura bu sefer Mehmet Şimşek'e kesilecek. Bu ihtimal daha da ağır basıyor yani. Yani zaten kendisini Halk Bankası'nın dolandırıcılıkla suçlamış bir insana sanki hiçbir şey olmamış gibi tekrar çalışmaya başlaması da yani bu tezinizin altını çizmek adına söylüyorum. Önemli bir göstergeydi. Bunun yanı sıra son attığı tweetlerde Türkçe de tweet attı, İngilizce de tweet attı. Ama İngilizce tweetlerinin Türkçesi farklı. Ya, Türkçe onları yazmıyor, İngilizce aslında konuyu özetliyor. Yani işte bu rasyonel olmayan işlerden vazgeçeceğiz falan diyor. Acaba yani Erdoğan'ın İngilizce bilmediğinden mi acaba böyle bir karar aldı bilmiyorum. Yani tabii işte bu Yani esprisi. İngilizce farklı, Türkçe farklı attı yani. yabancı yatırımcıya hitap eden tweetler olduğu için bunları attığını düşünüyorum ben. Ve yabancı yatırımcının da beklentisi işte kurallı iktisat, ortodoks politikalara dönülmesi, Merkez Bankası ve Merkez Bankası'nın bağımsızlığı, ülkenin hukuka geri dönmesi. Ya bunların her birini kastediyor. Şeffaflık ve hesap verilebilirlik kelimesi bile yani bunu en son söyleyen Ahmet Davutoğlu'ydu. Sen bu şeffaflık falan dersen biz ilçe başkanı bulamayız diye mukabele etti Recep Tayyip Erdoğan. Yani Evet.
Bunlar değişmedi. Rejim değişmedi. Sistem değişmedi. Yani Recep Tayyip Erdoğan şunu istiyor bence. Yani ben kurduğum rejimin ve bu rejimin kara finansman kaynaklarının devam etmesini istiyorum. Ama aynı zamanda sen ekonomiyi de düzelt. Bunu istiyor ama bu olacak bir şey değil yani. Bu şartlarda olacak bir şey değil. Mehmet Şimşek değil, 10 tane, 100 tane Mehmet Şimşek'i bir araya getirseniz bazı temel şeyler değişmeden bunun yapılabilmesi mümkün değil. Bazı temel şeylerin değişmesi de rejimin kırmızı çizgisi zaten. Evet. Ya az önce Erdoğan İngilizce bilmiyor, Twitter anlamasın mı dedim ama yani Erdoğan'ın, ben tabii ki o bir espriydi. Bir ileri götüreyim, yani Erdoğan'ın Twitter'a nasıl girileceğini bildiğini dahi bilmiyorum. Düşünmüyorum yani. Şimdi az önce dediniz ki yani Erdoğan'la ilişkilerini açtık madem mevzuyu. Şimdi Erdoğan seçimden önce bazı vaatlerde bulundu. Dedi ki memur maaşını 22 bin, en düşük memur maaşını 22 bin liraya getireceğim. Kamu işçisine 15 bin lira vereceğim. Sonra işte düşük faizi devam ettireceğim gibi, böyle net, yani böyle hiçbir yere çekinmeyecek vaatlerde bulundu. Tabii bu bir kemer sıkma politikasını da gerektiriyor şu anda. Mehmet Şimşek'in en büyük yapması gereken şey kamuda büyük bir kemer sıkma, enflasyon düşürme gibi bazı hedefler olacak. Ama bu hedeflerle bu vaatler birbiriyle çelişiyor. Yani bu nasıl yürüyecek bu ilişki? Yani o vaatlerin yerine gelmesi lazım. Çünkü önümüzde de yerel seçim var. Olabilir mi yani? Bu nasıl olacak sizce? Yani şimdi Mehmet Şimşek gerçekten bağımsız olabileceğine inanmışsa, kendi ekonomi politikalarını uygulayabileceğine inanmışsa, olması gereken şu: enflasyonla mücadele ediyorsanız mali disiplini sağlamanız lazım. Yani maaş artışlarında, ondan sonra diğer böyle kamu harcamalarında sınırlamalar getirmelisiniz. Çünkü bu başka bir enflasyona sürecin başlangıcı oluyor. Ama önümüzde bir yerel seçim var. Şimdi vaat edilen şeyler verilmezse ve bazı yerler tekrar geri kazanılamazsa siyaseten ciddi bir problem. Recep Tayyip Erdoğan'ın bence masasında birinci seçenek her zaman siyaseten kayıp yaşamamaktır. Ve Mehmet Şimşek'in bu meseleye ne kadar sahip olduğunu, ne kadar hareket alanı olduğunu önümüzdeki 6-7 ay boyunca göreceğiz, bir sene boyunca göreceğiz. Ama yani şöyle ifade edeyim, buna çok direnebileceğini düşünmüyorum. Buna direnmeden de kendi iktisat politikalarını, kendi programını uygulayabileceğini de düşünmüyorum. Yani vaat ettiğimiz şeyler var. Ondan sonra halkın bizden bekledikleri var ve çok cüzi artışlar olacak. Yani bunu anlatabilmesi, Recep Tayyip Erdoğan'ı ikna edebilmesi o kadar kolay bir şey değil. Bu aslında bize bir ekonomi politikasının dümeninde kendisinin olmadığını da gösterecek yakın zamanda. Ben böyle düşünüyorum yani. Yani Ali Babacan seçimlerden önce bazı açıklamalarda bulunmuştu ve demişti ki tabi beraber görev yaptılar aynı kabinede senelerce, aynı anda da bakanlıktan belki peyderpey ayrıldılar yani arka arkaya. Demişti ki tabi Deva Partisi'nin kampanyası çerçevesinde, Mehmet Şimşek'in bana anlattıklarını size anlatsam işte falan, böyle Mehmet Şimşek kendisine nasıl baskı yaptıklarını, bize gelip de böyle ne büyük dertler yandığını işte bana anlatmıştı. Bunları şimdilik söylemiyorum demişti. Şimdi Mehmet Şimşek tekrar kabinede. Yani şu anda iktidarda. Ali Babacan hala muhalefette. Peki aralarında şimdi söylemenin tam zamanı. Yani tam muhalefet ettiğin kişi oturuyor yani. Bir de para politikası ile ilgili konuşuyor. Şimdi bu AKP'li siyasetçiler, eski AKP'liler, yani tabii bunu biraz da sizin hani gözleminize dayanarak soruyorum, yani ekonomiyle alakası olmayan bir konu, biraz siyaset. Neden birbirlerine karşı bu kadar sevecen? Neden bu kadar birbirlerine karşı işte açıklarım ama diye böyle şerhler koyarak bazı bildiklerini söylemekten çekiniyorlar? Yani o atmosferi görmüş, bilen birisi olarak size soruyorum. Neden acaba? Yani şöyle söyleyeyim ben size, yani gerçek bir muhalefet yapmaya korktukları için bence. Neden diyeceksiniz? Çünkü Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, ekonomi birimleri aynı zamanda yolsuzlukların, usulsüzlüklerin background'da biriktiği yapılardır. Buralarda bulunmuşsanız ve bazı şeyleri biliyorsanız aslında çok önemli bilgilere vakıfsınızdır. Ali Babacan da dahil çok önemli yolsuzluklar, çok önemli vatana ihanet boyutuna varabilecek şeylere vakıfsınızdır.
Bunları kullanarak gerçek bir muhalefet yapabilirsiniz ve bunu yapabileceğiniz en iyi zamanlar seçime gidilen zamanlardır. Bunu yapmıyorsanız korkuyorsunuzdur demektir. Bir sınır belirlemişsinizdir. Bu sınırı aşarsam gerçekten zarar görebilirim. Başka bir soruşturmayla başka bir siyasi bir partinin liderini içeri koyduğu gibi beni koyması hiç uzak bir ihtimal değil diye düşünülüp kontrollü bir muhalefet yapılıyor. Ben şunu söyleyeyim size. 17 Aralık soruşturmasına darbe olduğu yönünde tweet atan bir insan Ali Babacan. Yani bunu tamam seçimden önce de konuştuk, gördük ama kötünün iyisi manasında belki destek verdik. En azından ben öyle düşündüm ama o tweet orada duruyor. 17 Aralık soruşturmasına müdahil olan mahkemede bir kişi Ali Babacan. Daha fazlasını nasıl bekleyebilirsiniz ki? Ve seçim kaybedilmiş. Seçim kaybedildikten sonra tekrar iktidarda olan şahıs iktidarını bir kere daha perçinlemiş ve gücü yine konsolide etmiş veya konsolide etmeye devam ediyor. Bu durumda Ali Babacan'dan hiç fazlasını beklemeyin. Bir bu tarafı var. İkincisi yani bu yapılar, muhafazakar yapılar ne bileyim yani liderin sağlığı ile ilgili problemler varsa hep alternatifler düşünülür. Karşı cenahta gibi görünen muhafazakar yapıdaki bu insanlar da liderin sağlığına bağlı olarak bir iktidarda kalmaması durumunda alternatif olabilir miyiz, partiye geri dönebilir miyiz gibi planları yaparlar. Bunlara bağlıdır. Yani 17 Aralık'a darbe demiştir. Darbe Türk Ceza Kanunu'nda tanımlanmış bir suçtur. Unsurları bellidir. Hiç olmazsa belki hukukçuya sorup darbenin ne olduğunu öğrenebilirdi Ali Babacan ama yani rejim diskuruluşunda konuşamayan belli çerçevede muhalefet yapabilen bir insandan bu kadarını beklemek bile bence önemli bir şey. Düğmenin yanlış iliklenmesi misali konuya yanlış yerden Evet. başlıyorlar yani. Dolayısıyla siz tanımlamayı düzgün yapmazsanız o zaman hiçbir yolsuzluk hakkında da siyaset üretememeniz anlamına gelir. Orada siz bunu Aynen. darbe ediyorsanız o zaman yolsuzluk soruşturması nasıl yapılır bu ülkede? Çok konuştuk. O yüzden hani böyle artık onun üzerinde bir şey söylemeye gerek yok bence biraz da. Peki şimdi dediniz ki bu sağ siyasetçiler, muhafazakar siyasetçiler. Şimdi Merrill Lynch'te çalışmış, işte dünyanın değişik ülkelerinde büyük finans kuruluşlarında önemli görevler üstlenmiş, gelmiş Türkiye'yi, Türkiye'de önemli bir makama oturmuş. Sonradan eklemlenmiş aslında, böyle merkezden yetişmiş bir siyasetçi değil, AKP'li değil yani. Hani o şeyde gelmemiş yani, gelenekten gelmiyor. Siz tabii ki 2018'e kadar da bakanlık koltuğunda oturdu kendisi. 17 Aralık geçti, büyük yolsuzluklar, bunların üzerine konuşulan mevzular, sonrasında en son gördüğümüz işte seçimden önce şu an hiç konuşulmayan Ali Yeşildağ'ın ifşaları, milyar dolarların böyle bir cepten alıp öbür cebe böyle kolaylıkla geçmesi. Yani bu tür konulardan gerçekten habersiz mi? Yoksa klasik bir AKP'li bir siyasetçi gibi midir yani kendisi? Ne söylersiniz o konuda? Yani 17 Aralık'a kadar gerçekten bu işlerden uzak kalmaya çalışan bir insandı. Şöyle bir yapı vardı, daha önce de söylemiştim ben. İkili yapı vardı bakanlıkta. Rejimin sürdürülebilirliğine ilişkin kara finansman işlerini yani Naci Ağbal yürütürdü. Dışa görünen yüz, yatırımcı için Maliye Bakanı olarak görünen yüz Mehmet Şimşek'ti. Ve Mehmet Şimşek de müsteşarının kendisi dışında kafasına göre hareket etmesinden rahatsız olması gerekirken bundan memnundu. Çünkü bu tip işleri halleden Naci Ağbal'dı. Ve bakanlığa ilk geldiği zaman Recep Tayyip Erdoğan'a itiraz kayıtları vardı bazı hazine arazilerinin satışları ile ilgili. Gerçekten 17 Aralık'a kadar ve 17 Aralık günü de yolsuzluk yapanın Allah belasını versin dediğini bu kulaklar duydu yani. Ben yanı Ne diyorsunuz? başında duydum. Evet ama 17 Aralık'tan sonra maalesef dediğim gibi üzerinde kurulan baskılarla, bazı akrabaları ile ilgili yolsuzluk soruşturmalarının gündem yapılmasıyla direnebilecek gücü bulamadı ve dediğim gibi özel kalem müdürüne kadar görevden alınmasına ses çıkaramadı ve 17 Aralık'tan sonra ister istemez mevcut yapının, mevcut iktidarın dümen suyuna girdi ve böyle devam etmeye başladı. Öncesinde de Reza Zarrab'ın ondan randevu almaya çalıştığını, bu randevuları reddettiğini biliyoruz. Bunlar vaka gerçekten. 17 Aralık'tan önce ve sonra diye iki tane Mehmet Şimşek var. Ve 17 Aralık'tan sonra da
bazı değişiklikler yaşandı yani düşünce tarzında belki yaşam tarzında belki bazı mal edinmeler oldu vesaire falan. Ben öyle bakıyorum. 17 Aralık öncesi de sonrası o kırılmaya bağlı iki tane Mehmet Şimşek var diyorum. Ha şunu da belirtmek isterim. Naci Abal faktörü dedim. Mesela Mehmet Şimşek ne kadar başarılı olabilir? Şöyle bir analiz yapmak gerekir. Şimdi Mehmet Şimşek kendi ekibini kurmak istiyor. Bürokrasiye belli insanları, ekonomi bürokrasisine belli insanları atamak istiyor. Şimdi bunu yapabilmesi o kadar kolay değil. Mesela şöyle düşünün. Mesela gerçekten bir enflasyonu düşürmek istiyorsanız ne yapmanız gerekir? Öncelikle dataların doğru olması gerekir. Türkiye İstatistik Kurumu kendisine bağlı Mehmet Şimşek'in. Mesela şunu yapabilecek mi? Bence ilk yapması gereken TÜİK başkanını değiştirip oradaki bürokratlardan sunum alması. Siz bu enflasyonu nasıl hesaplıyorsunuz? %35-40 diyorsunuz. Enak %100'ün üstünde rakamlara çıkıyor. Aranızda %60-70 fark var. Nasıl açıklıyorsunuz bunu? İşte yöntemleri görebilecek yetkinliktedir. Bu böyle olmaz. Uluslararası uygulamalar budur. Bunu düzeltin diyebilecek mi? TÜİK ondan sonra revize yayınlayıp %30'luk enflasyonu %70'lere çekebilecek mi? %70'e çekilen enflasyon memur maaş farkı anlamına gelecek. Bütçeden bunları karşılayabilecek gücü, duruşu var mı? Bunları yapabilecek mi? Veya MASAK başkanını istediği gibi atayabilecek mi? Çünkü kara para soruşturması veya şuna bakmak lazım. Mehmet Şimşek'in bakan yardımcılarına ben dikkat çekmek istiyorum. Kimler atanacak? Bir tanesi kesinlikle ve kesinlikle emin olun doğrudan sarayla bağlantılı olan bu rejimin finansmanı anlamında MASAK, BDDK, SPK, Gelir İdaresi, Hazine buradaki bütün işleri koordine edecek bir şahıs olacak. Yine Mehmet Şimşek yetkileri ona devredecek. Kendisi Uluslararası Para Fonu'ndan, Eurostat'tan neyse işte getirdiği ekonomistlerle bir danışman grubu kuracak. Onlarla çalışacak. Bürokratlara da görev alanları çerçevesinde görevler verecek. Böyle devam edecek. Yani şey bundan vazgeçti mi ki? Yani rejim yani uğruna insanların öldürüldüğü, kan dökülen bir rejim 15 Temmuz'da. Uğruna insanlar öldürüldü. Kendi vatandaşına kurşun sıkan birilerinden bahsediyoruz. Bir devletten bahsediyoruz belki. Bu kadar bedel ödediler kendi adlarına bu rejimi kurmak için. Ve bu rejimden vazgeçip tamam madem o zaman ekonomi politikaları senin istediğin gibi olsun, şeffaflık olsun, hesap verilebilirlik olsun. İstediğini ata ben hiçbir şeye müdahale etmeyeceğim. Buna bence Mehmet Şimşek de inanmıyor yani. İnandığını zannetmiyorum. Eninde sonunda çok sürdürülebilir bir süreç olmayacak. Ve kaçma yollarına bakacak Mehmet Şimşek. Yani kaçış yollarına bakacak. Belki bu süreç yerel seçime kadar durumu idare etme süreci olacak. Yerel seçimden sonra tekrar bir kabine belki. Yani dolayısıyla ben çok ihtimal de vermiyorum. Önünde çok seçenek yok Mehmet Şimşek'in. Yani irade sende, mühür sende, istediğini yap dedikleri bir ortam olmayacak. Zaten yani ben de zaten son soru olarak onu soracaktım. Yani kendisine ne kadar süre biçiyorsunuz diye iddialı bir soru soracaktım ama yani netice itibariyle oradan istediği zaman çıkmak gibi bir tercihi bir şeyi de zor gibi çünkü medyası Doğru. var yani Erdoğan'ın Tabii ve doğru. Naci Ağbalı bile nasıl kendi medyasında Yeni Şafak gazetesinde bu operasyonları kimin için çektiniz diyerek manşetle hedef alabilen yani bir yapıdan bahsediyoruz. Yani böyle Tabii. suç örgütü gibi giriyorsunuz çıkamıyorsunuz. Yani böyle mecbursunuz onu yapmaya bazı konularda. Hani bu şey görevi değil yani. Ben bunu yapamıyorum. Başka birisi daha liyakatlı bir adam gelsin yapsın deme şansınız olmuyor. Yoksa bütün o dönemin günahını üzerinize boşaltma ihtimali de var çünkü o karşı tarafın. Böyle Aynen. kendi gönüllü yapamaz ama siz tabii burada bir ben yine de sizden bir tahmin isterim. Yani bu bakanlık görevini Türkiye'nin ekonomisini sahil selamete çıkaracak kadar durur mu? Yoksa yine bir yerlerde bir yol kazası olup yani Erdoğan'la böyle bir yerde çatışıp bir yerde görevden alınır mı? Yani onu siz ne diyorsunuz? Yani ya şöyle yorumluyorum. Ondan önceki iki tane bakanı düşünün. Özel seçimlerdi bunlar. Berat Albayrak aileden birisi olduğu için seçildi. Çünkü bütün hem bireysel zenginliğin hem de
rejimin finansmanı için kullanılacak bütün aparatların başına güvenilir bir isim koymak istedi. Berat Albayrak. Ondan sonra Nurettin Nebati, tamam aileden birisi değildi ama bu anlamda yapılabilecek her şeyi yapmaya hazır bir isimdi. O da özel bir seçimdi. Ama ekonomiyle ilgili yetkinliği yoktu. Şimdi ihtiyaçlar ekonomiden anlayan dış dünyaya böyle PR anlamında varlığıyla böyle güven vaat eden birisi ne oraya koymayı gerektirdi. Ama aynı rejim sürüyor. Ve bunun eninde sonunda gelip Mehmet Şimşek'le Recep Tayyip Erdoğan'ın arasına toslayabilir. Yani bu yani şeyler. İstediği atamaları yapamaz mesela. İstediği atamaları yapamazsa şunu diyecektir. Yani benden istediğim atamaları yapamazken ne bekliyorsunuz diyecektir. Neden yapamaz istediği atamaları? Dediğim gibi MASAK veya işte BDDK, SPK, Gelir İdaresi buralara mevcut rejimin politikaları anlamında yani uyumlu çalışabilecek insanlar gerekir. Ben buraya iktisattan iyi anlayan, ortalığı iyi böyle toparlayabilecek, beraber çalışabileceğim insanlar atamak istiyorum deyince bununla ilgili direnç görecektir. Dosyalar bekleyecektir. Ekibini kuramayacaktır. İlk darbeyi buradan yiyecek bence. Ekibini kuramayacak yani. Ondan sonra bu şey devam edecek. Mekanizma, bahsettiğim mekanizma sürmeye devam edecek. Her ne kadar rejimin içine girdi desem de o kadar kirlenmiş bir siyasetçi de değildir Mehmet Şimşek. Bir, yani korkar aslında dürüstlükten ziyade çok çekinir bu usulsüz işlerden. Yani kafası da çalışır aslında. Eninde sonunda bunun hesabı geri döner. Sorulur bize diye düşünür. Sorulur da yani. Bunlar hep çatışma unsurları olacak. Ve kısa vadede istenilen sonuçlar da alınmayacak. Alınamayacak. Bunlar birikecek, birikecek. Yani ben böyle istifa ediyorum, gidiyorum, rest çekiyorum diyecek bir kişi de değil. Yavaş yavaş yol yapmaya başlayacak. Yıprandım diyecek. Ve bir süre sonra Tayyip Erdoğan'ın artık yeni biriyle devam edebilirim. Miadını doldurdu benim için demesinden sonra o değişiklik gerçekleşecektir. Ben çok gönüllü, çok istekli, ekonomiyi alacağım, şahlandıracağım, kurtaracağım duygu ve düşüncesiyle bu görevi kabul ettiğini düşünmüyorum zaten. O da durumu kurtarmaya çalışıyor bence. Biliyor yani akıllı bir adam bu şartlarda ekonomiyi kurtarmanın mümkün olmadığını bu yapıda o da biliyor yani. Evet. Selçuk Bey, Mehmet Şimşek'i tanıyan birisi olarak size sorduk. Sizin ekleyeceğiniz eğer unuttuğumuz bir mevzu yoksa, konu yoksa yavaş yavaş vedalaşabiliriz. Yani izleyicilerimize Yok. programımızı Teşekkür kapatabiliriz. ediyorum ben. Evet, teşekkür ediyorum. Yani tanıdığım, bildiğim kadarıyla çalışmalarında bulunmuştum. O çerçevede bazı analizler yapmaya, yorumlamaya çalıştım. Teşekkür ediyorum ben de size. Ben teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de bizi dinledikleri için çok teşekkürler. Yayınımızın altına yorumda yazabilirsiniz. Konuyla ilgili görüşlerinizi belirtebilirsiniz. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.